Enerjisa günlük enerji bültenini sunar. Enerji günlüğünden merhaba. Bugün 29 Mayıs 2024. Dünyadan ve Türkiye'den enerji haberleriyle karşınızdayız. Ben Nilgün Mete. Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretim yatırımlarını artıran Türkiye, 2023'te toplam 58.462 megawatt kurulu güçte, dünyada 11. Avrupa'da ise 5. sırada yer alıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, güneş ve rüzgarda her yıl toplam 5.000 megawatt ilave ile kurulu gücümüzü artırmaya devam edeceğiz dedi. Türkiye Futbol Federasyonu güneş elektriği kullanacak. Federasyon enerji ihtiyacının tamamını karşılamak üzere Malatya'da bir güneş enerjisi santrali kuruyor. Aksa Enerji Üretim Anonim Şirketi işbirliğine kurulacak santralde yıllık ortalama 4,5 milyon kilowatt saat üretim öngörülüyor. Wind Solar, Çinli ortakta depolama işine girecek. Türkiye'de kurumsal firmalar için anahtar teslim güneş santrali kurulumları gerçekleştiren Wind Solar, Türkiye'de depolama alanında yatırım yapmayı planlıyor. Sözü Wind Solar kurucu ortağı ve yönetim kurulu başkan yardımcısı Burak Günay'a bırakıyoruz. Depolama teknolojilerini Türkiye'ye getirme konusunda da önemli çalışmaları yapıyoruz. Yine Çin merkezli görüştüğümüz önemli firmalar var. Türkiye'de üretim söz konusu olabilir ya da ürünün Türkiye'de satışa sunulması, yatırımcılara sunulması konusu olabilir. Bu tarafta da çalışmalarımız devam ediyor. Birden fazla firmayla görüşüyoruz. Tahmin edeceğiniz gibi Çin'de çok benzer teknolojileri üreten çok fazla firma da var. Hem Türk yatırımcısında, Türkiye pazarına ve bizim iş yapma düsturumuza uygun firmaları aslında şu an seçmeye çalışıyoruz. Herhalde bu sene sonu gelmeden bunu da gerçekleştireceğiz gibi gözüküyor. Wind Solar'dan Burak Günay'ın ifadelerine göre Çinli partner firma seçimi sene sonuna kadar tamamlanacak. Enerjisa Enerji'den %80 temettü taahhüdü. Yılın ilk çeyreğinde zarar açıklayan Enerjisa Enerji'nin CFO'su Philip Opry, 2024 yılını kârla kapatıp %80 temettü dağıtmayı hedeflediklerini söyledi. Algida'nın güneş santrali üretime geçti. İzmir Dağıtım Deposu Güneş Enerjisi Santrali'ni devreye alan Algida, bu uygulamayı başka operasyonlarına da yaymayı planlıyor. Türkiye'de %100 elektrikli dondurma araçlarını şehir içi filosuna ekleyen şirket, soğuk hava deposunu ve elektrikli dondurma araçlarını kendi ürettiği enerjiyle çalıştıracak. Değerli dinleyiciler, Mercan Kimya Romanya'da 4.7 megawatt büyüklüğünde bir güneş enerjisi santrali kuracak. Şirketin Romanya'daki iştiraki Romax Global ile Romen bir yatırımcı arasında bu amaçla mutabakat sahtı imzalandı. Denizlerde LNG taşımacılığı hız kazanacak. Çin Halk Cumhuriyeti tarafından inşa edilen dev sıvılaştırılmış doğalgaz tankeri denize indirildi. Geminin 2025 Ağustos'unda teslim edilmesi planlanıyor. Diğer yandan Güney Kore ve Birleşik Arap Emirlikleri, Güney Kore'nin en az 6 LNG gemisi inşa etmesi için bir niyet mektubu imzaladı. İki ülke nükleer işbirliğini de geliştirmek üzere anlaşmaya vardı. Japon otomotiv şirketi Toyota, karbon nötr yakıtlarla uyumlu daha küçük yeni motorlar geliştirmeyi planlıyor. Planlar arasında hibrit elektrikli ve hidrojenle çalışan otomobiller de bulunuyor. İsviçreli finans devi UBS, Brent petrolün yıl sonuna kadar 87 dolar civarında kalmasını bekliyor. UBS'in raporunda OPEC Plus'ın mevcut ürün kesintisini en az 3 ay daha uzatmasını bekliyoruz ifadeleri yer aldı. Aslan Biyoküt de Ankara'daki tesisini kapasite artıracak. Santralde günlük 350 ton olan atık alım kapasitesi 900 tona çıkarılacak ve günlük 110 ton kapasitede organik organomineral gübre ve kompost üretim tesisi kurulacak. Projenin tahmini maliyeti 56 milyon lira. Sırada petrol fiyatları var. Ham petrol fiyatları OPEC toplantısı beklenirken arz yönlü endişelerle yükseliyor. Piyasalarda Brent tipi petrolün varili 84 dolarlardan işlem görürken Batı Teksas tipi petrol ise 80 dolarlardan işlem görüyor. Bültenimizin sonunda spot elektrik fiyatlarına göz atıyoruz. Spot elektrik piyasasında 30 Mayıs 2024 için megawatt saat başına kesinleşmemiş ortalama piyasa takas fiyatı 2312 lira 6 kuruş olarak belirlendi. Maksimum fiyat saat 20-21 dilimi için 2650 TL, minimum fiyatı saat 12-13 dilimi için 1489 lira 99 kuruş oldu.
Enerji Günlüğü tarafından hazırlanan enerji bültenini dinlediniz. Hoşça kalın. Yapım Enerji Günlüğü. Yayın yönetmeni Mehmet Kara. Haber müdürü Sabiha Kötek. Editör Mehmet Dayıoğlu. Spiker Nilgün Mete. Teknik yapım Resul Buksur. Enerjisa günlük enerji bülteniniz sundu.